Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Geldik 55 günde TYT Matematik kampının en önemli konularından bir tanesine. 16. günümüze geldik. 16. günümüzde basit yapacağız. 17. günümüzde de 17. günümüzde de basit yapacağız. Bu olayı birlikte bitireceğiz. Şimdi önce basit bir konuşalım. Şöyle bir derleyelim, toparlayalım ne demek? Şimdi arkadaşlar, basit basitesizlikler hem TYT için hem AYT için inanılmaz derecede önemli bir konu. Bir kere bunu hemen bir notumuza alalım. Yanlarına işaretlerini koy. Bir sürü özellik anlatacağım. Özelliklerin her biri birbirinden önemli. Güzelce anlatacağım. Çok detaylı anlatacağım. Bıyıklı sorular çözeceğiz. Sevme tarzı sorular çözeceğiz. Her şeyi yapacağız. Ama senden de istediğim bir şey var. Ödevlerini güzelce yapacaksın hemen. Özellikle basitsizliklerde son yıllarda klasik sorular da çok soruluyor ama böyle hikayeleştirilmiş yeni nesil sorular basitsizliklerde çok fazla soruluyor. Hepsinden ayrıntılı bir şekilde yerleştirdim. Hepsinden bol bol soru çözeceğiz. Bırakmak yok. Pes etmek yok. Yüzler gülsün. Motivasyon yüksek olsun. Ne olur benimle konuş tamam mı? Benimle konuşa konuşa götür şu dersi. Sohbet edeye de götür. Sorduğum sorulara cevap vermeye çalış. Bol bol notlarını al ve bırakma. Tamam mı? Dedik ki bir hayalimiz var dedik. Bak o hayal orada yazıyor. Kitaplardan görünmüyor. Var bir hayalimiz diyerek mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Her şeye rağmen bütün zorluklara rağmen baş kaldıracağız dedik. Düzene baş kaldırış bu. Bu düzene baş kaldırış en iyisi olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gel buraya. Hop. Gel. Adım 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 yukarı doğru yükseliyoruz. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyelim. Basitesizlikler temel atma garanti kampımızın içerisindeki o yaptığım 10 konudan bir tanesi. Orada o 10 konuyu güzelce öğrenen dedik. Burada rahat eder dedik. Eğer sıkıntılarınız varsa, temel işlemlerde sıkıntılarınız varsa kitabı alın veya almayın. Gidip oranın basitesizliklerini güzelce dinleyin. Orayı yaptıktan sonra burası çocuk oyuncağı gelecek. Zaten orada da aslında her şeyin aşağı yukarı verdim ama burada daha detayına, daha derinlemesine gireceğiz olayların. Gelelim bakalım 55'in neresindeyiz arkadaşlar? 55'in 16. gündeyiz. Bugün iki tane konu anlatım videom gelecek. Yarın bir tane konu anlatım videom gelecek. Ondan sonra dördüncü video olarak oynatma listesinden takip ediyorsun zaten. Bıyıklı sorulardan güzelce devam edeceksin. Sonra Miray yayınlarının TT Soru Bankası'ndaki verdiğim ödevi güzelce yapacaksın. Anlaştık mı? Hadi anlaştıysak güzelce ne demek istediğini bu basitesizliklerin ne olduğuna bir bakalım. Niye var bu konu? Niye bu konu bizim için değerli? Güzelce birlikte bir konuşalım. Hazır mıyız? Hazırız diyeceksin. Konuşacaksın benimle. Videoları da beğenin lütfen arkadaşlar. Be Bak bir sürü izleyen var ama bu sene beğeniler bir tık az yani. Abone olun beğenin. Bakın bir sürü emekler veriyoruz. Bu emeklerin karşılığını da biz alalım. Bir milyon olacağız mı bu sene? Olacağız. Hadi gelin bakalım. Şimdi basitsizlikler dedik. Şimdi önce bu konunun niye olduğunu bir söyleyelim. Dedim ki sana. Bir sayı düşünün. Dedi ki soru sana. 2 ile x sayım işte 7 aralığında dedi. Şuraya eşitlik koydum. Şimdi bana burada kaç tane sayı var söyleyebilir misin? 2 ile 7 aralığında kaç sayı var? Şimdi birisi diyor ki oradan hemen 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7'ye eşitlik olduğu için 5 tane sayı var. Hayır. Bu aralıkta sonsuz tane sayı var. İşte eşitsizlikler konusu tam olarak burada başlıyor. Hocam nasıl sonsuz soru, sayı var burada? Aha bak sayı doğrusunu alıyorum. Sayımız 2'den başlıyor. 2'ye eşitlik yok. Eşitlik olmayınca içini boş bırakıyorduk. 7'ye eşitlik var. Bunları anlatacağım. Şu anda konunun temelini oluşturabilmek için bunları veriyorum. Burada kaç tane sayı var? Hala 5 tane mi diyorsun? 3, 4, 5, 6, 7. Hala 5 tane mi diyorsun? Hayır. Bu aralıkta sonsuz sayı var. Ne bunlar? buradaki sayıların hepsi işte 2.00001 var. 2.2.01 var. 2.1 var, 2.2 var, 2.7 var. var. Bir sürü sonsuz tane sayı var burada. Bu aralıktaki tüm gerçel sayılar. ...işte bu konunun içerisinde sana böyle bir aralık verecek ve bazen diyecek ki x bir gerçel sayı diyecek. Bazen x bir reel sayı diyecek. Bazen de hiçbir şey demeyecek. Hiçbir şey demezse de gerçel sayı derse de reel sayı derse de bu aralıktan soruyu çözeceğiz. Bir de şöyle sorular olacak. Diyecek ki x eleman tam sayı diyecek. Diyecek ki 2 ile x'im 7 aralığında 7'ye eşitlik var. Şimdi x neler olabilir diye sorduğunda o zaman 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir ve 7 olabilir diyeceğiz. Yani eğer bize x tam sayı diyorsa sorun içerisinde basitesizlik konusunun bir sorusu değildir. O zaman değer seçip sözcüze soruları. Ama sorunun içerisinde hiçbir şey demiyorsa bir aralık verdi veya şöyle dedi x bir gerçel sayı dedi veya x bir reel sayı dedi. Bunları söylerse veya hiçbir şey demezse o zaman tüm aralıktan soruyu çözeceğiz. X'in alabileceği en küçük değeri sorarsa burada bana söyleyemem arkadaşlar. X'in alabileceği en büyük değeri söyleyebilirim. Niye? 7'ye kadar gidiyor eşitlik var. Ama X'in alabileceği en küçük değeri söyleyemem. 2'ye çok yakın bir sayı. O yakın sayıyı ben de söyleyemem sana. 2.000000000000000000000 sonsuz tane sıfır sonra bir geliyor. Anladınız mı? Çok yakın. O yüzden o soruları aralıklardan çözeceğiz. Ama böyle bir soru verdiğinde x'in alabileceği en küçük değeri sorarsa üçtür diyeceğim direkt. X'in alabileceği en büyük değeri sorarsa ...7 diyeceğim. Niye? Sorunun başında bana tam sayı diyor. Böyle sorularda aralıklardan ders içip çözeceğiz. Ama böyle denen sorularda verilen aralığı kullanarak soruyu çözeceğiz. İşte o yüzden basitesizlik konusu çok değerli ve çok önemli bir konu. Haydi o zaman konumuza artık başlıyoruz. Ne demek olduğunu şöyle bir anlattık size. Şimdi başlayalım. Şimdi basit eşitsizlikler diyoruz. Şimdi bizim karşımıza şöyle bir şey geldiğinde x eşittir 2 diyorduk. Bu denklemdir. x eşit 2. Eşitsizliklerde küçük işareti büyük işareti, küçük veya eşit işareti, büyük veya eşit işareti. Yani bizim karşımıza işte x artı 2 burada 7 yazıyor. Bunun adı işte bir eşitsizliktir. Burada mesela y eksi 3 yazıyor, burada 10 yazıyor. Bunun adı bir eşitsizliktir. İşte burada a yazıyor, burada 2a eksi 5 yazıyor. Bunun adı bir eşitsizliktir. Burada işte x artı 4 yazıyor. Burada 3x eksi 8 yazıyor. Bunun adı bir eşitsizliktir. Yani arada küçük, büyük, büyük eşit, küçük eşit işaretleri varsa bu konunun adı eşitsizlik konusudur. Denklemlerden ayırdığı nokta ne? Denklemlerde eşittir vardı. Bunlarda bu işaret var. Şimdi ne demek bu? X, Y'den büyüktür. Arkadaşlar şaşıranlar şöyle yapsınlar bak. V işareti gibi yan yatmış bir V işareti gibi düşünün. Her zaman V işaretinin baktığı taraftaki daha büyük olacak. Kim daha büyük burada? X büyüktür Y'den. İkinciyi okuyorum. Eğer bizim böyle büyüktür işaretinin altına bir de bu çizgi geldiyse X Y'ye eşit de olabilir ama X Y'den büyük de olabilir. Ne diyoruz? x büyüktür veya eşittir y'den. Geldim buna şimdi. Ne bu? x y'den küçüktür. x küçüktür y'den bak. V işaretinin baktığı taraftaki daha büyük oluyor unutma. Bu şekilde bir işaret olduğu zaman ne okuyacağım? x küçüktür veya eşittir y'den diye okuyoruz. Bunları zaten bildiğimiz şeyler. Hemen geçiyorum. Şimdi soruların içerisinde aralık kavramı çok çıkacak bizim karşımıza A, B'den küçük olmak üzere aralıklar çıkacak. Şimdi kapalı aralık dediğimiz bir aralık var. Arkadaşlar iki uca da eşitlik varsa bak iki uca da eşitlik varsa A ile B eşitlik varsa biz bunu mesela şöyle x sayısı 2'den eksi 2'den büyük veya eşit 5'den küçük veya eşit. İki sınırda eşitlik var. X'ler neler olabilir? Sakın eksi iki, eksi bir, eksi falan deme. Hiçbir şey söylemiyorsa bize bir gerçel sayı aralığında çalışıyoruz. Sayı doğrusunda bunu nasıl göstereceğim? Eksi 2'den başlıyor. Eksi 2'ye eşitlik olduğu için içini dolu yapacağım. Bak eşitlik varsa sayı doğrusunda içini dolu yaparım. 5'e de eşitlik var. 5'i de sayı doğrusunda buldum. İçini yaptım dolu. O zaman sayımız bu aralıktadır diyoruz. Peki bu parantezli olarak nasıl gösterilecek arkadaşlar? Eşitlik parantezi Köşeli parantezle gösterilir. Eksi 2'den başlıyoruz diyor. 5'e kadar gidiyoruz diyor. Köşeli parantezi koyuyor. Sakın gidip de benim buradaki aralığımda eksi 1'den falan başlar diye bir şey söylemiyoruz. O zaman buna ne diyoruz? Kapalı aralık. Niye kapalı? Bu tarafı da kapalı. Bu tarafı da kapalı. İki taraftan da kapattım. X'ler tam sayı deseydi neler olabilir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. Birincisi kapalı aralıktı. İkincisi açık aralık. Açık aralık dediğimiz şöyle bakın. Eksi 3 x 7. Şimdi eksi 3'e de eşitlik yok. 7'ye de eşitlik yok. Sayı doğrusunda gösterelim hemen. Eksi 3 sayısını buldum. içini boş bıraktım. 7 sayısını buldum. içini boş bıraktım. Arayı taradım. İşte x'lerim bu aralıktadır. Parantezli olarak nasıl göstereceğiz? Eğer eşitlik yoksa normal parantez koyuyoruz. Bak köşeli parantez dahil anlamına gelir. Yani eşitlik var. Açık parantez eşitlik yok. Yani dahil değil anlamına gelecek unutmuyoruz. O zaman bunu parantezi nasıl göstereceğim? Eksi 3'e eşitlik yok açık parantez. 7'ye eşitlik yok açık parantez. Yani bu gösterim, bu gösterim, bu gösterim hepsi aynıdır. Hocam dedi birisi oradan bağırarak. Eksi 3'e madem eşitlik yok. Ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Eksi 2'den başlatıp işte 6 7'ye de eşitlik yok. 6'ya kadar götürüp köşeli parantez yapamaz mıyım? Sakın. Cız bu cız. Niye cız biliyor musun? Eksi 2 nerede bakın burada. Eksi 2'ye sen eşitlik koyup buradan başlatırsan. Eksi 3 ile eksi 2 aralığındaki sayıları silip atmış olursun. Biz gerçel sayı diyoruz. Bu aralıkta bile sonsuz tane sayı var. Orada eksi iki virgül bir, eksi iki virgül iki, eksi iki virgül üç, eksi iki virgül sıfır, sıfır 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 bir, bir sürü sayı var. O yüzden size aralığı nasıl verdiyse o aralıkta çalışacaksınız gidip de aralığı değiştirmeye kalkarsanız konu gider. Konu gider aralıkları kullanacağız. Bu aralığa ne diyormuşuz? Açık aralık. Niye? Bakın bu ucu da açık. Bu ucu da açık, bunu açık aralık diyoruz. Şimdi geldik yarı açık aralığa. Ne demek yarı açık aralık? Bir tarafı kapalı, bir tarafı açık olacak. Mesela şöyle. Dedi ki, eksi beşten büyük veya eşit x'imiz 7'den küçük. O zaman nasıl olacak? Bakın aldım sayı doğrusunu, eksi 5'e eşitlik var, eksi 5'in içini dolu yaptım. Kapalı yani. 7'yi buldum, 7'nin içini açık yaptım. Bu aralıktaki tüm sayılar benim aralığım olmuş oldu. Hocam parantezi nasıl göstereceğim? Eksi 5'e eşitlik olduğu için eksi 5'e köşeli koyuyorum. 7'ye eşitlik olmadığı için 7'ye açık parantezi koyuyorum. O zaman hemen gel. Bak A'ya eşitlik var B'ye yok. O zaman A'ya köşeli parantez koyuyorum. B'ye açık parantez. A'nın içini dolu bırakıyorum. B'nin içini boş. Bu şekilde çıkarsa bu da yarı açık aralık. Bakın bu sefer A'ya eşitlik yok. B'ye var. Bir tarafa eşitlik var. Bir tarafa yoksa yarı açık aralık diyoruz. Sayı doğrusunda gösterirken A'ya eşitlik olmadığı için içini boş. B'ye eşitlik olduğu için içini dolu yapıp arayı tarıyorum. Parantezi nasıl gösteriyorum? A'ya eşitlik olmadığı için açık. B'ye eşitlik olduğu için köşeli parantezimi koydum. Konunun temellerini vererek ilerliyoruz. Şimdi birinci soru bizim için değerli bir soru. Dikkat dikkat dikkat. Yani böyle bir soru gelmeyecek ama biz soruların çözüm kümelerini bulurken bunları çok fazla kullanacağız. A kümesini vermiş B kümesini vermiş aşağıdakileri bulun diyor. A kesişim B. Ne demek kesişim? İki kümenin ortak olduğu elemanlar. Sayı doğrusunda bakın şimdi. Aldım sayı doğrusunda. İlk kümem eksi yediden başlıyor. Eksi yediye eşitlik var. Eksi yedinin içini dolu yaptım. Üçe kadar gidiyor. Üçün içi boş. Bu aralıktaki tüm sayılar bu kümem. Yeşille de diğerini yapıyorum. Eksi 4. Eksi 4 şuralarda bir yerde. Eksi 4'ü buldum. Eşitlik olmadığı için açık bıraktım. 6. Altı. 6'yı buldum. İçini dolu yaptım. Bu kümemde burası. Şimdi diyor ki kesişim. Kesişim ne demek? İkisinin ortak olduğu yerler. Nerede ortak ikisi? Bakın tam şurada ikisi ortak. Ortak olduğu yerler nereden başlıyor? Eksi 4'ten başlıyor. Aldım. Eksi dörtten başladım. Ortak olduğu yerler nereye kadar gidiyor? Üçe kadar gidiyor. Şimdi nasıl parantezler koyacağım? Arkadaşlar eksi dört bizim yukarıdaki kümemizde var ama aşağıdaki kümemizde yok. Ortak değil yani bunlar. O yüzden eksi dörde açık bıraktım. Yine üçe baktığım zaman birine eşitlik yok birine var. İkisine de eşitlik varsa köşeli koyarım ben. İkisi, birine eşitlik varsa birine yoksa yine eşitlik koyamıyorum. Geldi dedi ki A birleşim B. Bu kümeleri birleştir bana dedi. En büyük kümeyi yapacağım yani. Nereden başlıyorum o zaman? 7'den başlıyorum. Nereye kadar? Eksi 7'den başlıyorum. Nereye kadar gidiyorum? 6'ya. Bak eksi 7'den başlıyorum. 6'ya kadar gidiyorum. Birleştirdiğim zaman eksi 7 kümelerimin birinde bile varsa yeterli. Eksi 7'ye eşitlik koydum. 6'ya gittim. 6'nın da içi dolu olduğu için 6'ya da eşitliğimi koydum. Geldim şimdi buna. A fark B. Kümeler bilmeyen için anlatalım. A fark B. Ne demek? A'da olacak. Bak A'da olacak ama B'de olmayacak. Bilmeyenler hemen notlarını alsın. A'da olup B'de olmayanlara bakıyorum. Şimdi A'da olup B'de olmayanlar neresi bakın arkadaşlar? Şurası gördünüz mü? A'da var ama B'de yok. Eksi 7 ile eksi 4 aralığı. Yazıyorum bak. Eksi 7, eksi 4. Şimdi nasıl parantezler koyacağım? Eksi 7 A'da var mı? Var. B'de var mı? Yok. O zaman eksi 7'ye köşeli parantezi koydum. Eksi 7 bana lazım yani. A'da var. B'de yok çünkü. Şimdi geldim eksi 4'e. Eksi 4 A'da var mı? Var tabii ki. Bu aralıktaki tüm sayılar A'da var. B'de var mı eksi 4? Yok. O zaman buraya da köşeli parantez koyuyorum. Çünkü eksi 4 A'da var ama B'de yok. Orası. Geldim şimdi B farkı A'ya. Bu sefer diyor ki B'de olacak A'da olmayacak. B'de olup A'da olmayanlar da şu aralık bakın. Nereden başlıyorum? 3'ten. Nerede bitiriyorum? 6'da. Geldim parantezlere. Şimdi 3 elemanı B'de var mı? Bak 3 B'de var değil mi? Var. A'da var mı? Yok. B'de olup A'da olmayanları alacaktım. O zaman 3'ü alıyorum. 6 zaten A'da zaten yok ama B'de var. Ona da köşeli parantezi koydum. Şimdi geldim E'ye. E diyor ki A'nın tümleyeni kesişim B. A'nın tümleyeni ne demek? Bir kere onu söyleyelim kümelerde. A'nın elemanı elemanı olmayanlar demek. Olmayanlar. Şimdi A'nın elemanı olmayanları çizeyim size hadi. Yeni bir şey aldım. A neresiydi arkadaşlar bakın. Eksi yediden köşeli başlıyordu. Üçe kadar gidiyordu. Üçe eşitlik yoktu. Buraydı. A'nın elemanı olmayanlar ise bak buradan başlar yine eksi 7'den bu tarafa doğru gider. A'nın elemanı değil buradan başlar bu tarafa gider. Şimdi eksi 7 A'nın elemanı olduğu için A'nın elemanı olmayanlarda eksi 7'nin içi boş olur. 3'ün içi boş olduğu için bak A'nın elemanı değil 3 değil mi? O zaman A'nın elemanı olmayanların içerisinde 3 olacak. İşte bu kırmızıyla taradığım yer yani eksi sonsuz Eksi 7 bak eksi sonsuzdan Başladım eksi 7'ye kadar geldim Birleştirdim 3'ten Başladım sonsuza kadar Gittim İşte bu A'nın elemanı Olmayanlar A'nın elemanı Olmayanlarla B'yi kesiştir diyor B'yi çiziyorum şimdi B nereden başlıyordu Eksi 4'ten başlıyordu 6'ya Kadar gidiyordu 6'nın içi Doluydu Hoop, Bunların ikisinin kesiştiği yer ortak Olduğu yer şurası olmuş oldu Bak ne var 3 var 3'e köşeli parantez gelecek. 6 var. 6 ya da köşeli parantez gelecek. Birinci sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Arkadaşlar basit ama önemli şeyler yaptık. İleride bu eşitsizlik sorularını çözerken cevaplarda bunları bulmayı öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi geldim basit eşitsizliklerin özelliklerine en önemli özelliklerimizden bir tanesi ama biz bu özelliği doğal olarak kullanıyoruz zaten. Mesela karşımıza şöyle bir şey geliyor bizim. 2x artı 6 eşittir. X eksi 3 diye bir şey geliyordu denklemlerde. Ne yapıyorduk? Sayıları bir tarafa, x'leri bir tarafa toplayabiliyorduk değil mi? Ne yapıyordum? 2x, bu artı x bu tarafa eksi x olarak geliyor. Burada eksi 3 var. Bu artı 6 bu tarafa eksi 6 olarak geliyor. X eşittir eksi 9 diyorduk. Aslında bu yaptığımız işlem karşı tarafa falan atmak değil biliyor musunuz? Ne yapmak biliyor musunuz? X'leri bir tarafa toplayabilmek için şu X'i yok edebilmek için her iki taraftan X çıkarıyoruz aslında. Şu X de şu X götürdü. 2X'in X'i gitti X kaldı. Artı 6 eşittir. Eksi 3. Bu 6'yı yok etmek için de her iki taraftan şimdi 6 çıkarıyoruz. Şunlar götürdü. X eşittir eksi 9. Ama gidip de biz bu soruyu bu şekilde çözmedik değil mi? Ne yaptık? X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa topladık. İşte burada da aynı özellik var arkadaşlar. Bu özellik ne? Bizim bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı ekleyip veya çıkardığımızda eşitsizlikte bir değişim olmaz. Yani şöyle X küçük Y'den mesela 5 ekliyorum her iki tarafa o zaman X artı 5 de Y artı 5'ten nedir küçüktür. Ama biz bunu çok böyle kullanmayacağız. Nasıl kullanacağız? Verdi bak mesela şurada. Dedi ki x artı 4 dediğimiz 10'dan küçükmüş. Doğru çözümü yani mantığı her iki taraftan 4 çıkarmak. X o zaman kaçtan küçük? 10 eksi 4'ten 6'dan küçük. Ama biz bunu böyle yapmayız. Aynı denklemlerdeki gibi şuradaki artı 4'ü eksi 4 olarak bu tarafa atarız. X küçük 10 diye çıkar. Mesela şöyle bir şey çıktı karşımıza. X artı 3 5 ile 12 aralığındaymış. Bu artı 3'ü yok etmek için bundan da 3 çıkarırım. Buradan da 3 çıkarırım. Buradan da 3. Bunlar götürür. Bakın 2 ile x 9 aralığında olur. Ama böyle yapmayacağız yine biz. Ne yapacağız? O artı 3'ü hem bu tarafa eksi 3 olarak atacağım. Hem bu tarafa eksi 3 olarak atacağım. Tamam mı? Yani aynı denklemlerdeki yaptığımız gibi. O zaman ne olacak? 2 ile x'imiz 9 aralığında. O zaman Buradaki yaptığımız özelliği bilmek zorunda değiliz. Bizim karşımıza 3x-6 küçüktür. İşte 2x-4 diye bir şey çıktığında aynı denklem sorusu gibi bunu bu tarafa alacaksınız. 3x artı 2x bu tarafa eksi 2x olarak geldi. Eksi 4 var. Eksi 6 buraya artı 6 olarak geldi. X'imiz küçükmüş 2'den deyip soruyu çözeceğiz. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa değişmez. A ekledim, A ekledim değişmedi. A çıkardım, A çıkardım değişmedi. Ama biz bunu denklemlerden zaten biliyoruz. Şimdi geldik konunun en önemli özelliklerine. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılır veya bölünebilir. Dikkat edin burada çok önemli bir kelime var. Aynı pozitif sayı Şimdi denklemleri geri dönelim. Şimdi bizim karşımıza 2x artı 6 eşittir 10 diye bir denklem çıktı. Attık karşıya. 2x eşittir 4 yaptı. X'i bulabilmek için her iki tarafı x'in kat sayısı olan 2'ye bölüyorduk değil mi? Böldüm. X eşittir 2'yi buldum. Burada da yine aynı şeyi yapıyoruz aslında. Mesela karşımıza 2x artı 6 büyük veya eşit 10 diye bir şey çıktı. Ne yapacağım? Önce artı 6'yı bir önceki özellikteki gibi karşıya aldım. 2x büyük veya eşittir 4 oldu. Neyi bulmak istiyorum? X'i. X'in önünde ne yazdığını söyle bana 2. Pozitif sayı yazıyorsa hiç sıkıntı yok. Ama negatif sayı yazıyorsa bir sonraki özellikle göstereceğim sıkıntı var. X'i bulmak için X'in önündeki 2'yi yok etmem lazım. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. Bak eşitsizlikte hiçbir değişim olmayacak. X büyük veya eşittir 2. Bir eşitsizliğin her iki tarafını aynı pozitif sayıyla böldüğümüzde veya çarptığımızda eşitsizlikte yön değişimi olmaz. Mesela dedi ki sana x sayısı küçük 7'den dedi. 5x lazım bana. O zaman eşitsizliğin her iki tarafını 5 ile çarpacağım. 5x sayısı küçük olmuş olacak 35'ten. Artı sayıyla çarpmak. Aşağıda negatif sayı özelliği var. Orada işler bambaşkaya dönüşecek. O zaman a sayısı sıfırdan büyük olmak üzere. x a y'den küçük. Bak A pozitif. Pozitif bir sayıyla burayı da çarparım. Burayı da çarparım. Hiçbir değişim olmaz. Küçükse işaretim küçük olarak kalır. A pozitif olmak üzere x'i a'ya bölüp y'yi de a'ya bölersem yine eşitsizliğin yönünde bir değişim olmaz. Gel bakalım örneklere. Şimdi x'imiz 5'ten küçükmüş. Bana soruda 3x lazım. Ne yapacağım o zaman? 3 çarpacağım. O zaman 3x sayımız küçük oldu. 15'ten pozitif bir sayıyla çarptığım için bir değişim olmadı. Böyle bir aralık verdi bana. Dedi ki 2 ile x'im 4 aralığında. 3x lazım bana. O zaman 3 pozitif bir sayı olduğu için hepsini 3'te çarpacağım. 6 ile 3x 12 aralığında oldu bitti. Geldi dedi ki 2x sayısı 12'den küçük. X lazım bana X. X'in önünde ne yazıyor? 2. İki. O 2'yi yok edeceğim. Pozitif bir sayı olduğu için her iki tarafı 2'ye bölerim x sayımız 6'dan küçük olur. Böyle bir eşitlik verdi şimdi. Bu eşitlikte ne diyor bana? Bu eşitlikte ne diyor? Bak. Eksi 6 ile 3 x'im 15 aralığında. X lazım. X'in önünde 3 yazıyor. Pozitif bir sayı olduğu için hiç sıkıntı yok. Hepsini 3'e böldüm. Eksi 6'yı 3'e böldüm. Eksi 2. Bak işaretim aynen koruyorum. Sonra bunlar götürdü. X yaptı. 15'i 3'e böldüm. 5 eşitsizliğim karşımda eşitsizliği pozitif sayıyla negatif pozitif sayıyla çarptığımızda veya böldüğümüzde eşitsizlikte bir değişim olmuyor. Çok önemli. Şimdi daha önemlisine geldik. Gel buraya. Şimdi biz normalde bir denklem sorusunda eksi 2x eşittir işte 18 diye bir şey çıktığında bu bir eşitlikti. Şimdi x'i bulabilmek için x'in önündeki yazan eksi 2'ye her iki tarafı bölüyorduk. Böldüğümüzde şunlar götürüyordu x eşittir eksi 9 diye buluyorduk. Ama bu eşittir de denklemde böyle. Çünkü eşittir eşittir. Küçüktür de büyüktür de işlerim değişecek. Niye değiştiğini söyleyeyim sana. Hadi bakalım. -2 mi küçük yoksa 7 mi küçük? -2 daha küçük, değil mi? Şimdi ben bu eşitsizliği bir -2 ile çarpayım hadi. -2 ile çarpıyorum. -2 -2 ile çarpınca 4 yaptı. 7'yi -2 ile çarpınca -14 yaptı. Şimdi hangisi büyük? 4 büyük. Eşitsizlik yönleştirecek çok önemli. Konunun en önemli özelliği bu. Yanına bol yıldız at. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Tam tersine dönecek. Bu tarafa bakıyorsa bu tarafa. Eşitlik varsa da eşitliği koyacaksın. Şimdi ne demek istediğimize bir bakalım. Mesela karşımıza şöyle bir şey geldi. Eksi 3x dedi. Büyüktür dedi 15'ten dedi. Bana x lazım. X'i bulabilmek için her iki tarafı eksi 3'e böleceğim. Tamam. Negatif sayıya böldüğüm için eşitsizliği yöndeştireceğim. Şunlar götürecek. Burası X yapacak. 15'e eksi 3'e böleceğim. Eksi 5 olacak. Negatif sayı varsa eşitsizlik konusunun içerisinde kulakları havaya doğru dikeceksin. Kurnaz olacaksın. Eksi sayıyla çarptığını veya böldüğünü hissettiğinde eşitsizliğini yöndeştireceksin. Hadi o zaman bakalım. Diyor ki benim... X sayım Y sayımdan küçük. Bir de A sayım var sıfırdan küçük negatif sayı yani. O zaman ben buranı da A ile burayı da A ile çarparsam burası X A olur. Burası Y A olur. A'nın negatif olduğunu biliyorsam yön değiştiririm. Bak yukarıdakinde yön değiştirmediğim. Niye? A'nın pozitif olduğunu biliyordum. Çünkü pozitifse aynı işareti koyarım. Geldim buna. Bu sefer A'ya bölelim. Böldüm A'ya, böldüm A'ya. X bölü A oldu. Y bölü A. A nasıl bir sayı? Negatif sayı. O zaman bunu tam ters yöne çevireceksin. Konunun en önemli özelliği, en trikli özelliği dikkat. Geldim şimdi. Diyor ki X'in 5'ten küçük. Bana eksi 3X'in aralığını bul diyor mesela. O zaman neyle çarpacağım? Eksi 3 ile. Eksi sayıyla çarpınca bu eşitsizlik yön değiştirecek. Tam döndü. Eksi 3'te eksi çarptım. Eksi 3X yaptı. Eksi 3'te 5'i çarptım. Eksi 15 yaptı. Eşitsizliğim karşımda. X'i verdi sana. Eksi 2 ile 4 aralığında dedi. Eksi 3 X'i bul dedi. O zaman eksi 3 ile çarpıyorsam eşitsizliği yine yön değiştireceğim. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. 6 yaptı. Eksi 3 ile eksi çarptım. Eksi 3 X yaptı. Bak aynısını ters çeviriyorum. Eşitlik varsa ters çevirince de eşitlik koyacaksın. Eksi 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12. Bak zaten yön değiştirmezsen hata yaptığını görürsün bak. Gel hata yaptığını görürsün. Ha yön değiştirme hadi. Değiştirme bakalım ne oldu. 6'dan büyük olacak ama eksi 12'den küçük olacak. Ya eksi 12 6'dan büyük mü Allah aşkına? Mecbur ters çevireceksin. Eksi bir sayıyla çarptığında yön değiştir. Şimdi sana eksi 2 x'in aralığını vermiş. X lazım. X'in önünde ne yazıyor? Eksi 2. Her iki tarafı eksi 2'ye böleceğim. Negatif sayıya böldüğüm için yön değiştirecek. Şunlar götürdü. Burası x yaptı. 12'yi eksi 2'ye böldüm. Eksi 6 yaptı bitti. Vermiş bize eksi 3 x'in aralığını x lazım. Önünde eksi 3 yazdığı için her iki tarafı eksi 3'e böleceğim. Ama eksi 3'e böldüğümde eşitsizliğim yön değiştirecek. Artıya dönüştü. 6 bölü 3 2 yaptı. Burası x yaptı. 15'i eksi 3'e böldüğüm zaman da eksi 5 yapmış oldum. Bu anlattığım özellik. ...konunun en işlem hatası yaptıran özelliği dikkat. Hadi gelin birazcık soru çözelim şimdi. Eşitsizliğini sağlayan farklı iki tam sayının toplamı kaçtır? Önce bir denklem sorusu gibi düzenleyelim. Sonra x'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa alalım. Hadi başla. Şimdi bir kere 4x'im var. 4x'imi yazdım. Kolum yukarı doğru sıvam bakalım. Şu eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2x yaptı. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4. Aynı eşitsizliğimi koydum. Burada da 3x artı 8 var. Şimdi burası 2x yaptı. 2x artı 4 eşittir 3x artı 8. Şimdi burada çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi arkadaşlar denklemlerde dedim ki size x'in işaretinin artı olacağı tarafa toplarsanız rahat yaparsınız dedim. Burada daha da rahat olursunuz. Ben bu soruyu çözerken burada bakıyorum artı 3x var, artı x var. Bunu bu tarafa alırım. Niye olduğunu göstereceğim, öbüründe yapacağım ama. Aldım buradan. Ne geldi bakın. 3x'im vardı. Artı 2x. Bu tarafa eksi 2x olarak geldi. Burada artı 4'üm var. Bu artı 8. Buraya eksi 8 olarak geldi. Burası eksi 4 yaptı. X'imiz eksi 4'ten büyükmüş. Hemen sayı doğrusunu aldım. Eksi 4'e eşitlik yok. Eksi 4'ten büyükmüş. Böyle gidiyor. Bak biz normalde aralığımız sorumuzun çözüm kümesi şu aslında. Eksi 4'ten başlıyor artı sonsuza kadar gidiyor. Çözümüm bu normalde. Ama diyor ki bunu sağlayan iki tam sayıyı bul bana diyor. Tamam mı? Sağlayan iki tam sayının en küçük olmasını istiyor. O zaman bu aralıkta sağlayan en küçük iki tam sayıyı bul bana diyor. Eksi üçlü eksi iki. Eksi beş. Şimdi şuradan sonrasını bir şey daha yapacağım bak. Şuraya aldım ne var? Şöyle yanlış yazdım bir daha yazayım. Ne yazıyor? 2x artı 4 yazıyor. Burada da 3x artı 8. Hocam ben sol tarafta toplamak istiyorum. Canın sağ olsun. 2x'im burada. Bu artı 3x bu tarafa nasıl gelir? Eksi 3x diye gelir. 8'im burada. Bu artı 4 bu tarafa nasıl gelir? Eksi 4. Şimdi 2x eksi 3x eksi x yaptım. Burası 4. Şimdi x'i bulamadım. Neyi buldum? Neyi buldum şimdi ben? Ee, pardon bu eşitliği niye ters çevirdim ya? Arkadaşlar şurayı yeniden yapayım. Kafanız karışmasın hiç. Şurası eksi x oldu. Aynı işaretim. 8'in 4'ü gitti 4. Şimdi x'i bulamadım. Eksi x'i buldum. X'i bulabilmek için her iki tarafı eksi 1 ile ya çarpacağım ya böleceğim. Niye? Eksi 1'e bölüyorum. Eksi 1'e bölüyorum. Eksi eksi artıya dönüştü x. Eksiye böldüğüm için yön değiştirdi. Eksi 4 diyor ki x'lerim eksi 4'ten büyük diyor. Aynı cevabı bulduk. Bak şu yazımla şu yazım aynıdır şaşırmayın ha. Oku bunu. Eksi 4'ten büyüktür x'lerimiz. Burada da eksi 4'ten büyüktür x'lerimiz. Sayı doğrusunda baktığınız zaman eksi 4'e eşitlik yok. Eksi 4'ten büyük sayılar. Tamam mı? Yani en başlangıçta x'lerin işaretleri artı olacak tarafa toplarsanız hiç eksiyle çarpmayla uğraşmayacağınız için soru kolay olur. Geldim şimdi üçüncü soruya. Şimdi önemli bir mantık daha var. Eşitsizliğini sağlayan en küçük x değeri kaçtır? Şimdi bizim burada arada eşittir olsaydı laps laps içler dışlar yapabiliyorduk değil mi? Burada da içler dışlar yapabilirim ama kurnaz olmak şartıyla. Bakıyorum paydadaki sayı kaç? 4. Paydadaki sayı kaç? 3. 4, 3. İkisi de pozitif mi? İkisi de pozitifse içler dışlar yapabilirsin. Ama biri negatif olsaydı içler dışlar sıkıntı çıkaracaktı. Eşitsizliği yön değiştirmek zorunda kalacaktım. Yani... İçler dışlar çarpımları eşitsizlik konusu içerisinde biraz sıkıntılıdır. Ne zaman yapabilirsiniz? Paydadaki sayıların pozitif olduğunu biliyorsanız yaparsınız. Mesela şunlarda hiç yapmayın ha. Mesela geldi karşınıza 2x bölü a var. İşte küçüktür 6 dedi. Sakın içler dışlar falan yapmayın ha. Niye? Buradaki a sayısı pozitif mi negatif mi biliyor musun? Bilmiyorsun. Cız yanarsın. Sen İşler dışlar yapacağın paydadaki ifadenin pozitifliğini negatifliğini biliyorsan bunu yapabilirsin. O zaman ne yapabiliriz hocam? Bak yok etmek için isteyen hepsini 12 ile genişletsin. İsteyen işler dışlar yapsın pozitif olduğu için sıkıntı yok. İsteyen şöyle yapsın bakın bunu 3 ile bunu 4 ile çarpıp paydalarını eşit hale getirip pozitif paydalar olduğu için silsin. Tamam mı? He daha doğru çözümüne daha doğru çözümü de şu arkadaşlar. Daha doğru çözüme eşitsizliklerde bu tarafa almak. Yani 2x artı 1 bölü 4 eksi x artı 10 bölü 3 büyüktür 0. Bunu çözerseniz hiç hataya düşmezsiniz. İçler dışlar biraz sıkıntılı. Bak yaparak da anlatacağım. Yani çözeceğim işler dışlarla da çözeceğim bu soruyu. Ama Paydalara dikkat etmek şartıyla. Şimdi burayı neyle çarpıyorum? 3 Burayı 4 çarpıyorum. Ortak paydamın 12 olduğunu biliyorum. 3 neyi çarpacağım? 2x artı 1'i çarpacağım. Arada eksi var. 4 neyi çarpacağım? x artı 10'u çarpacağım. Bak özellikle böyle yazdım. Bu eksi hem bunun hem bunun eksisi şaşırma. Büyüktür sıfırdan. Şimdi yukarıyı düzenliyorum. Tamam mı? Ne geldi? 3 ile 2x'i çarptım. 6x yaptı. 3 ile 1'i çarptım artı 3. Eksi 4 ile x'i çarptım eksi 4x yaptı. Eksi 4 ile 10'u çarptım eksi 40 yaptı. Bölü 12 büyüktür 0. Şimdi bakın şuradan ne geldi? 2x. Tamam. Sonra buradan artı 3 eksi 40'tan eksi 37 geldi. Bölü 12'miz var büyük 0. Arkadaşlar buranın 0'dan büyük olabilmesi için. Bak aşağısı zaten pozitif yukarının sıfırdan büyük olması gerekir. Yani veya işler dışlar gibi düşün bak aşağısı pozitif olduğu için götürecek onlar. 2x 2x eksi 37 büyük sıfır salladım karşıya 2x büyüktür 37 her iki tarafı 2'ye bak pozitif olduğu için bölmemde hiçbir sıkıntı yok 37 bölü 2'den büyükmüş. 37 bölü 2 18 buçuk gibi bir sayıdır. 18 buçuğa eşitlik yok. Tamam Veya 37 bölü 2'yi yaz şöyle. Tamam mı? buradan artı sonsuza kadar gidiyor. Sağlayan en küçük değeri istiyor. Neydi bu? 18 buçuktu tamam mı? 18 buçuktan büyük ne var? 19 var. 3. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi hocam ya niye uzattık? Arkadaşlar kurnaz olanlar bununla hiç uğraşmasın. Baktım bu da pozitif. Bu da pozitif. İçler dışları göm. işaretini aynen koy. ile çarptım burayı. 6x artı 3 yaptı. 4 ile çarptım 4x artı 40 yaptı. Bak x'lerin işaretlerinin artı olacak tarafa toplayalım. 4x'i bu tarafa alalım. 6x eksi 4x. Burada 40 var. Artı 3 eksi 3 olarak geçsin. 2x büyüktür 37. Her iki tarafı pozitif olduğu için 2'ye böldüğümde bir yön değişimim yok. x 37 bölü 2'den büyüktür cevabını yine aynı şekilde bulmuş olduk. Kurnaz olan hiç uğraşmaz. Öbür türlü ama doğru çözümünü anlattım. Geldim şimdi dördüncü soruma. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Önce eşitsizliği çöz. O aralıkta kaç farklı tam sayı varsa bul diyor. Şimdi bak bölü beş var. Bölü beş pozitif mi negatif mi pozitif. O zaman beşle bunu da çarp bunu da çarp. Anladık mı? Yani bütün eşitsizliği pozitif 5 sayısıyla çarpıyorum. Beşle çarpınca eşitsizlik yön değiştirmiyor pozitif. Ama içler dışlar gibi de düşünebilirim. Çarptım burayı 10 yaptı. Burada 1 eksi 3 x'im var. 5 ile 5'i çarptım 25. Şimdi artı 1 hem bu tarafa hem bu tarafa eksi 1 olarak geçti. 9 yaptı. Eksi 3 x var. Eksi 1 olarak buraya geldi 24. Şimdi bana x lazım. x'in önünde ne yazıyor söyle bana. Cevap ver. Eksi 3 yazıyor. Bartırma beni. Eksi 3'ü yok işin her iki tarafı neye bölüyorum? Eksi 3'e neye böldüm? Eksi 3'e o zaman yön değiştireceksin kardeşim. 24'e eksi 3'e böldüğüm zaman eksi 8. 9'u eksi 3'e böldüğüm zaman eksi 3. Şunlar götürdü. X'i buldum. Şimdi X'in aralığı nedir normalde? Eksi 8. Küçük olanı sola yazıyorum. Eksi 3. eksi 8'e eşitlik yok. Eksi 3'e eşitlik var. Bu aralığım. Sayı doğrusunda da inceleyebilirsin istersen. Bu aralıkta kaç farklı tam sayı var diyor. Eksi 7 var. Eksi 6 var. Eksi 5 var. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Başka da yok. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Önemli soru. Geldim şimdi buna 5'e. İşte dedim bu. Hocam burada içler dışlar yapar mıyız? Yaparız. Negatif olduğu için yön değiştireceksen yapabilirsin. Tamam mı? İki şekilde çözeyim bunu hadi. Önce negatif olduğunu gören kurnazlar için. Eksi 3'te işler dışlarımı yaptım. Eksi 3 x oldu. Eksi 3 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 6 negatif sayıyla çarptığım için yön değiştirdim. Burada ne kaldı? 2 x eksi 1. X'in işaretini artı olacağı tarafa topluyorum. Eksi 3 x'i buraya artı 3 x olarak alıyorum. Eksi 1'i buraya artı 1 olarak alıyorum. Burası eksi 5 yaptı. Bunları toplayınca da 5x yaptı. X'in işareti artı. Sıkıntı yok. Her iki tarafı 5'e böldüm. X'imiz eksi 1'den büyük oldu. Alabileceği en küçük. Bizim eksi 1'den başlayıp nereye kadar gidiyor bu sayılarımız? Sonsuza kadar. Buradaki en küçük tam sayı değerini buldu. Eksi 1'den büyük ne var? 0. İşte kurnaz olanlar böyle çözsün. Hocam kurnaz değilsen nasıl yapacağım? İki şekilde yaparım bak. Şu eksiği artıya çevirip Eksiyi bunun üstüne verip şimdi içler dışlar yapabilirsin. Bak tabandaki eksiği yukarı verdim. Fark eder mi? Tabanı pozitife dönüştürdüm paydayı. Şimdi işler dışlar yapıyorum. 3x artı 6 oldu. Buradaki eksiği içeri dağıttım. Eksi 2x artı 1 oldu. Eksi 2x bu tarafa artı 2x olarak geldi. 5x. Bu artı 6 bu tarafa eksi 6 olarak geldi. Eksi 5. Her iki tarafı 5'e böldüğümde x'im eksi 1'den büyük. Bak bu yazımla... Bu yazım aynı. Sadece ters çevrilmiş bak. X'im eksi birden büyük. X'im eksi birden büyük cevabı buldum. Hocam başka nasıl yaparım? Bunu göstereyim ama çözmeyeyim. Sonuçta bu işaret bunların şöyle bir parantezi var. Tamam mı? Başında eksi var. Bu tarafa alırsın. X artı 2. Artı olarak gelir 2X. Ee, eksi 1 bölü 3. Büyük 0. Bu en uzun çözümü. Payda eşitlersin çözersin. Geldim 6'ya. Bakalım ne diyor? Eşitsizliği sağlayan kaç farklı tam sayıda yer var? Böyle bir eşitsizlik karşınıza geldiğinde parçalayacaksınız. Burada iki tane eşitsizlik var. Biri bu. Ne o? 2x eksi 7 küçükmüş. 4x eksi 3'ten birincisi bu. İkincisi ise şu. Şunu yazıyorum bir de. 4x eksi 3 küçük veya eşitmiş 2x artı 5'ten. Şimdi bunu çözeceğim. Bunu çözeceğim. Sonra kesişimlerini alacağım. Hadi birleştirelim. X'in işaretini artı olacağı tarafa topluyorum. Şu, şu tarafa eksi 2x olarak gelir. Eksi 3 buraya artı 3. O zaman eksi 7 artı 3 eksi 4 yaptı. 4x'in 2x'i gitti. 2x, x'in işareti artı olduğu için bölünce yön değiştirmedi. X'lerimiz eksi 2'den büyükmüş. Burayı buldum. X'in işareti artı olacak tarafa topluyorum. Bunu bu tarafa eksi 2x diye geçirdim. Eksi 3'ü artı 3 olarak geçirdim. 4x'in 2x'i gitti 2x. Buradan 5 ile 3'ü topladım 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'imiz eşitlik vardı burada koy. 4'ten küçük eşit. Şimdi diyor ki ilki benim diyor x'lerim eksi 2'den büyük olunca sağlıyor diyor. Bu tarafa doğru gidiyor. İkinci de diyor ki ben de diyor 4 ve 4'ten Küçükler sağlıyor beni diyor. İkisini sağlayan yer cevabım olacak burası Yani bakın birleştiriyorum bunları eksi 2'den büyükmüş ximiz ama 4'ten küçük. Burada diyor kaç tane x tam sayısı var diyor Eksi 2'ye eşitlik yok E 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 tane 6 sorumuzun doğru cevabı 5ımız oldu. Hadi gel bir yeni nesilinden soru çözelim şimdi çok trik var sorun içerisinde. Küçük bir trik var. İyi yakalaman gerekiyor. Dikkat. İşte böyle sorular geliyor sınavla Dikkat et. Diyor ki aşağıda diyor. E, aşağıdaki oyunda yarı çapı x, x 3 birim olan küre biçimindeki bir topa vurularak topun e, kutunun içerisine girmesini istiyor. Arkadaşlar bu topun bunun içerisine girmesi için ne olması lazım? Ne olması lazım? Top mesela büyük bir top olursa girer mi? Girmez. O zaman topun şuradaki çapının buraya tam ne yapması lazım? Girmesi lazım. Diyor ki topun e, 13 birim yüksekliğindeki yeterince geniş kutunun üst kısmına dokunmadan girmesi için x'in alabileceği değerler. Şimdi tam topun çapı buna eşit olsaydı dokunurdu arkadaşlar. Dokunmasın diyorsa bizim topumuzun çapının 13'ten küçük olması lazım. Şimdi yalnız soru da bize topun çapını söylememiş. Yani topun yarı çapının x eksi 3 olduğunu söylemiş. O zaman bir x eksi 3 de burada var. Topun çapı ne kadardır o zaman? 2x eksi 6'dır. İşte bunun içeri girmesi için 13'ten küçük. Bak eşit olsaydı da girerdi zorlayarak. Ama değmesin diyor. Eşitte de olmayacak o zaman. Şimdi bunu çözeceğiz işte. Mantığını anladınız. Aldım buraya. 2x küçüktür 19'dan. Pozitif sayıya böldüğüm için sıkıntı yok x'imiz 19 bölü 2'den küçük. Ama trik şimdi başlıyor. Şimdi bu bir top değil mi? Topun bir yarı çapı var değil mi? O zaman topun yarı çapı olan bu x eksi 3'ün de sıfırdan büyük olması lazım. Yani yarı çapı negatif olan bir top olur mu? Olmaz. Attım o zaman karşıya x'im de 3'ten büyük olmalı. Mesela x 2 olursa yarı çapım eksi 1 olur. Olmaz x'imiz 3'ten büyük ama 19 bölü 2'den küçük. x'imiz büyükmüş 3'ten 19 bölü 2. 18 bölü 2 olsaydı 9 yapardı. 9 buçuktan da küçük olacakmış. x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır bu aralıkta? 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Hop sorumuzun doğru cevabı D. Kim? 7. sorumuzun doğru cevabı D. Şimdi 8 ve 9. soruları çözüp ilk videoyu bitireceğim. Şimdi işte konunun tam mantığını kavratacak iki soru. Sorular aynı gibi görünüyor ama aynı olmadıklarını göstereceğim. Şimdi iki soruyu da bir inceleyelim birlikte. Diyor ki eksi 7 ile 4 aralığında eksi 4 ile 7 aralığında sadece aralıkta bir değişim olmuş. Burada diyor ki a sayısı 3x eksi 2 eşit. Burada diyor ki a sayısı 5x eksi 4'e eşit a'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulun. a'nın alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamını bulun. Şimdi bu soruyla bu sorunun farkı ne? Burada diyor ki x'im diyor tam sayı diyor. Burada hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyorsa x nasıl bir sayıydı? Gerçel sayıydı. Soruda söylemek zorunda değil. Ama burada x tam sayı. İşte bu soru arkadaşlar bir eşitsizlik sorusu değil bak. Bu soru bir eşitsizlik eşitsizlik sorusu değil. Niye? X tam sayı çünkü biliyorum X'in neler olabileceğini. X ya eksi 4'tür ya eksi 3'tür ya eksi 2'dir ya eksi 1'dir ya 0'dır ya 1 ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 ya da 6. 7 eşitlik yok ama burada X'in alabileceği sonsuz değer var. İşte bu bir eşitsizlik sorusudur. Bak bu bir eşitsizlik sorusudur. Bu bir eşitsizlik sorusu değildir. İşte eşitsizlik sorusu olmayanları yani başlangıçta seçeceğiniz x'i tam sayı diyorsa bu soruyu aralıktan çözmeyeceğiz. Değer vererek çat x şu olursa cevap şu olur diyeceğiz. Mesela en büyük değerini soruyor ya x'e en büyük ne verebilirim diyeceğim 6'yı yazacağım yerine 6'yı bitireceğim. X en küçük ne olur diyecek. En küçük X'e ne değerini verebilirim? Eksi 4. Eksi 4'ü yazacağım. En küçüğünü bulacağım. Ama burada olay böyle değil. Çünkü Niye olduğunu da göstereceğim. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğim? X'imin aralığını biliyorum. Eksi 7 ile X hangi aralıkta? 4 aralığında. Kimi istiyor benden? 3X'i istiyor. O zaman bu eşitsizliği önce bir 3 ile çarpıyorum. 3X'i bulmak için. Eksi 21 ile 3X'im 12 aralığında oldu. Ama bana 3X değil 3X'in de 2 eksiği lazım. O zaman 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Eksi 23 oldu burası. Burası 3x eksi 2 oldu. Burası da 10 oldu. Bak 3x eksi 2 dediğimin adı a artık. a'nın aralığı çıktı karşıma. Eksi 23'ten eksi 23'ten büyükmüş a'mız. Ama ondan da küçük veya eşitmiş. Alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir şimdi? 10'a eşitlik olduğu için 10. Alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 23'e eşitlik olmadığı için eksi 22. Bunları topladım. Eksi 12 cevabım olmuş oldu. Hocam niye böyle yaptık? Arkadaşlar bakın. Bu soruda buranın tam sayı olmasını istiyor. 3x eksi 2. Ben 3x eksi 2'yi tam sayı yapabilmek için x'e 5 falan gibi bir değer vermek zorunda değilim. x'e 5 bölü 3 verirsem de ne oluyor bak? Tam sayı oluyor. O yüzden size hiçbir şey demiyorsa sorun içerisinde. Veya gerçel sayı diyorsa aralığı kullanarak işte aralığı 3'te çarpacaksın önce sonra 2 çıkarıp cevabı bulacaksın. Anladık mı? Gerçel sayı diyorsa veya hiçbir şey demiyorsa veya reel sayı diyorsa bu aralığı kullanmak zorundasın. Ama aşağıda diyor ki benim diyor x'im tam sayı kardeşim diyor. Benim diyor bu ifadenin alabileceği en büyük değeri bul. O zaman ben bunun büyük olabilmesi için x'i yapabildiğim kadar büyük yaparım derim. X'e de en büyük 6 değerini veririm. 6 ile 5'i çarparım 30. 30'un 4'ünü çıkarırım. Ne yapar? 26 yapar. İşte bu ifadenin alabileceği en büyük değer 26. En küçük. En küçük içinde X'e verebileceğim en küçük değeri veririm. Eşitlik var. O zaman eksi 4 değerini verdim. 5 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 20. Bir de eksi 4 var. Eksi 24 oldum. Toplamı kaçtır diyor? 2. 9. sorumuzun doğru cevabı A. O sekizinci sorumuzun doğru cevabı neydi? B. O zaman bir sorunun içerisinde aralıkta verilen sayıya gerçel sayı diyorsa aralığı kullanmak zorundasın. Ama sorun içerisinde o sayıya tam sayı diyorsa değer seçme sorusudur soru. Basitesizlik sorusu değildir. Haydi bakalım şimdi hemen sonraki derse kaykılıyorsun. Birazcık soru çözeceğiz. Ondan sonra daha da daha da güzel özelliklerimiz var. Onlara doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Haydi sonraki derste bekliyorum.